Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. Bütün gözler bu akşam saat 22'de Amerika tarafındaki Fed faiz kararları. %99.8 ihtimalle 25 baz puan gelecek. Bir sonraki Mart ayındaki faiz kararı da %80 oranında yine 25 baz puan artışla devam edecek. Bunu dün Twitter'da paylaştım. İsteyen arkadaşlar Twitter'dan CoinDinci hesabından bakabilirler. Mücahit Yılmaz hesabından bakabilirler. Hangi ay ne bekleniyor? Akabinde yani 2 ay daha 25 baz puan geldikten sonra ta Kasım Aralık ayına kadar faiz indirimi artırımı söz konusu görünmüyor arkadaşlar. Kasım veyahut da Aralık'tan sonra yavaş yavaş 25 baz puanla başlamak üzere indirimler gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Bu da 2024 halving öncesi hazırlık gibi algılanabilir. Bu da 2024'te yeni bir boğa başlıyor. Yani bu da çok bir zor bir ihtimal gibi duruyor. Neden? Hem halving daha yeni hem de faizler istenildiği gibi iki seviyesine inmemiş arkadaşlar. Amerika'nın rahatlaması için olması gereken yer iki seviyesi. Şu an kaç? Şu an 5'i vuracağız arkadaşlar bu akşam. Powell'dan nasıl bir konuşma bekliyorsunuz derseniz de Powell'dan yayından sonra işte yine Amerikan ekonomisinin güçlülüğünden bahsedecek, dış güçlerin etkilerinden dolayı ekonominin kötü olduğundan bahsedecek vesaire derken böyle konuşup konuşup gideceği bir yayın olacak. Bize etkisi ne olur? Yani artı 5, eksi 5. Yani çok da öyle büyük bir rally başlatacak bir serüven olarak göz önünde bulunmuyor arkadaşlar. Bundan önceki yıllarda mesela 2020-2021 o Bitcoin'in ATH yaptığı, çoğu insanın artık kripto dünyasıyla tanıştığı dönem var ya, işte o dönemde faiz artışları hiç yoktu arkadaşlar. Yani ne artış vardı ne indirim vardı, zaten diplerdeydi. Bunun etkileriyle 2020'nin sonundan başlayan bir boğa süreci ve 70 bin dolarlara kadar giden 2021 yılı muhteşem bir yıl yaşadık. Yine aynı şekilde 2021'in sonunda yanılmıyorsam Kasım veyahut da Aralık gibi Fed faiz artışlarına yavaş yavaş başlamıştı. Ondan sonra da bir türlü yüzümüz gülmedi. Hocam hani merkeziyetsizlik? Merkeziyetsizlik ama maddi anlamda değil arkadaşlar. O yüzden Amerika dünyanın en büyük ekonomisi. Kripto dünyasının yaklaşık 5'te 3'ü Amerika'da dönüyor paranın. O yüzden de çok da Amerika'yı veyahut da Fed'i saf dışı edemeyiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Az önce söyledik. Faiz indirimleri geldikten sonra biraz daha devam edecek ve 2024'ten sonra, ki bu arada Trump abimizi de sahneye bekliyoruz. Amerika'daki Amerikalılar, yatırımcılar, yani ekonomiyle ilgilenen, borsayla, kriptoyla ilgilenen Amerika'daki vatandaş da tamamen Trump'a gözünü dikmiş durumda. Trump gelecek ve bizi kurtaracaklar. Yani kendilerine göre ekonominin fatihi olarak Trump'ı görüyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir başka gelişme, 2022'nin sonunda petrol fiyatları Amerika'da düşmüş. Ama 2023'ün Ocak ayı itibariyle, yani bu ay itibariyle, geçen ay itibariyle petrol fiyatlarında bir tık yükselme yaşanmış Amerika tarafında. Bu da 25-25'i açıklamaya yetiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Akşamleyin öyle boğa gelecek mi, şu olacak mı, bu olacak mı, yani bir şey olacağı yok arkadaşlar. Yani 22.300'ün altına düşmeyelim. Yeter. Böyle tatlı tatlı gidelim. Bu yılki beklentimi defaatle söyledim. Yine söylüyorum. 30-40 bin dolar arasında bu yılımızı bitirirsek, Bitcoin açısından konuşuyorum, güzel olur. Yukarısı gelirse eyvallah deriz. Ama altcoin olarak da, en azından Shiba ekosistemi olarak da, hani Bonnet'e bir 10x bekler miyim? Bekleyebilirim. Leash tarafında bekler miyim? Yani 20x'leri bile beklerim arkadaşlar Leash tarafında. Shiba tarafına gelecek olursak da şu seviyeden 3 kat, hadi 4 kat tadından yenmez arkadaşlar. Sonra yorumlara geçiyorum çünkü bunu niye söylüyorum? Yorumlarda şöyle söylüyorlar. Hani Shiba bu sene 1 cent olacaktı. Ya benim böyle bir lafım yok. Yani ısrarla diyorum, benim böyle bir lafım yok.
Bu yıl için 1 cent diye bir hayalim yok. Ama 2025 sonrası işte o zamanlarda umarım inşallah Bitcoin'in şöyle 180-200 bin dolarlara vurduğu süreçte biz de o rakamları umarız ki görürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değil, tamamen bilgilendirme videosu oldu. Mutlu günler, sağlıklı, huzurlu, pamplı, bol kazançlı günler diliyorum.